Cagne, Aydın sen misin Cagne ya? Aleykümselam. Tamer aleykümselam. Hoş geldiniz. Aydın aleykümselam. Linkleri paylaştım ve sizlerleyim. Bu canlı yayında edit yapacağız. Çok çok uzun bir canlı yayın olmayacak ama neyin editini yapacağız? Hangi takımların editini yapacağız? Onları söyleyeyim hemen. Önce Kocaeli Spor'un 3. formasını sizlerle ekleyeceğiz. 1. ve 2.yi tekrar göstereceğim sizlere. Daha sonra Klasizm YouTube takımımın, MyClub'da kullanacağım takımımın editini yapacağım. Gene formalarının logosunu ekleyeceğim. Sonrasında da Süper Lig takımlarımızın sponsorlarını eklemeye çalışacağım. Hiç denemedim. Acaba eksik var mı bilmiyorum. Sizlerle öğreneceğim. Onları not alacağım. Eksikleri gidereceğim ve paylaşacağımız kapsamlı lisans yamasında bunlar yer alacak. Bu önemli. Ama dediğim gibi burada yaptığımız işlemleri sizler tek tek yapmak zorunda kalmayacaksınız. Lisans yamasında ben bunları paylaşacağım. Cagne Arda mısın bilmiyorum ya. Biri Cagne diye değiştirdi adını geçen gün. Emin de olabilir. Aleykümselam Abdülaziz. Yavaştan başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Takımlar diyelim. Full editten kastım ne? Az önce bahsettim Kadir. Kocaelispor'un ve Klasizm takımımın, MyClub'da kullanacağım takımımın formalarını, logolarını ekleyeceğim ve Süper Lig takımlarının sponsorlarını ekleyeceğim birazdan. Önce Kocaelispor'u halledelim. Sonra MyClub takımımı halledelim. Formalarımızı ekleyelim. Bakalım onlarda sıkıntı var mı onu da bilmiyorum. Sıkıntı varsa onları daha sonra düzeltmem gerekecek bilgisayardan. Sonrasında da sponsorlarımızı ekleyeceğiz Süper Lig takımlarının. Ahmet Furkan şu an anladım. Yok yayınları zaten silmiyorum. Bakabilirsiniz. Şaman Bundesliga ne zaman gelecek demişsin ama Bundesliga'nın gelip gelmeyeceğiyle ilgili kesin bir şey söylemedim. Gelmeme ihtimali daha yüksek. Onu söyleyeyim sana. Erkut Ak, aleykümselam, hoş geldin. Kocaelispor dedik. Şimdi forma kısmına bir gelelim. Sizlere onu tanıtmış olayım. Ana ligde kullanacağız. Bir aksilik olmazsa yarın ve ertesi gün ana lige başlıyoruz. Gördüğünüz üzere Kocaelispor formamız bu şekilde. Tasarımı tamamen bana aittir. Orijinal formanın birebiridir. Bu da ikincisi. Gene orijinal formaya sadık kalarak yaptığımız formamız Kocaelispor'un ikinci forması. Bu sene kullanacağımız. Kaleci forması da şu şekilde. Kocaelispor Scout'u gene başkanı Mert Yılmaz olacak büyük ihtimalle, öyle görünüyor. Ekle diyelim, 3. formamızı ekleyelim. Bakalım olmuş mu? Beğenecek misiniz? 3. forma. Resmi yapıştır diyoruz. Forma B dedik. Ben içeriye aktardım resimleri bu arada. Denemedim ama onu da söyleyeyim. Çok güzel bir forma. İşte görüyorsunuz. Yarınki güncellemenin saati PlayStation için söyleyecek olursak 11 civarı ama ilk güncelleme olacağı için 12'yi falan bulabilir. Aydın sen de zaten ekiptesin, sıkıntı yok. Kocaelispor'un 3. forması bu olacak. İsim kısmı yazıları aşağıya alınca düzelecektir diye düşünüyorum. Birazdan bakarız formanın arkasına da. Gayet hoş duruyor bence. Sizce nasıl olmuş? Yorumları alalım. 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 Temel renk kısmını değiştirelim. Formanın siyah forma olduğunu belirtelim. Keyifler kıyak, hayırdır? Forma, şort, çoraplar hepsi tamam. İşaretler kısmına geldik. Bakın forma bu şekilde olacak. Forma içeride değil, genelde dışarıda oluyor biliyorsunuz. Bence gayet güzel duruyor. Forma adı kısmını şimdi yazı tipi rengini beyaz yaparsak daha net anlaşılacak. Biraz küçültüyoruz Klasizm ismini. Kalite forma oldu. Aynen öyle. Bence de. Şurayı da aşağıya aldığımız zaman gördüğünüz üzere çok da güzel oldu bence. Yazı türünü de şöyle bir yapalım. Yazı tipini ikinci yaptığımız zaman gayet hoş duracak bence. Aleykümselam. Furkan Arıkan. Ha, Ahmet Furkan, eyvallah kardeşim.
Bir Nijerya havası var. Vallahi bilmiyorum. Şöyle baktığımız zaman gayet hoş duruyor bence. Benim çok hoşuma gitti. Yaparken de baya güzel olacağını düşünerek yaptım. Gayet güzel durdu. Forma adı kısmı biraz daha mı küçük olsa daha iyi olacak gibi. Yukarıdaki yazıyla bağlantılı olarak. Hüseyin Halil, hoş geldin. Aleyküm selam. Cagney çıkart babanı. Ahmet Furkan. Pesmaster'dan Orda Spor forması. Vallahi kullanacak olsam isterdim. Hyundai sponsor, aynen. Hyundai sponsoru Kocaeli Spor'un. Bence oldu. Şimdi forma numarası kısmını yapalım. PES 2020'yi nereden indireceksin? Satın alman gerekiyor. Satın almazsan indiremezsin. Şunu da 2 yapalım. Daha güzel duruyor bence. Pozisyonu da biraz aşağıya aldığımız zaman Arda Neşir okuyor, hayırdır? Gayet güzel oldu bence görünüm. Şu şekilde genel görünümümüz oldu. Ana ligde Ordu Spor gayet mantıklı. Göğüs numarası koymuyorum. Şort numarasını da rengini beyaz yapalım. Şort numarası genelde kullanılan bir şey. Kısmı falan da güzel görünüyor. Şimdi son olarak formanın hali bu şekilde oldu. Kocaeli Spor'un 3. forması bu. Kendi tasarımımdır. Orijinal bir tasarım değildir. Yani şöyle, takımın kendi forması değildir. Bunu kendim tasarladım, söylediğim gibi. Forma numarası bir tık daha büyük olabilir aslında. Bence gayet hoş durdu. 3. formamız. Kocaeli Spor'un 3. forması bu şekilde olacak. Bu sene sizlerle canlı yayında. İlk iki formayı tekrar göstereyim yeni gelenler için. İlk iki formamız bu şekilde. Bunlar orijinal formalardır. Yani birebir gerçeğe uygun şekilde yapılmıştır tarafımdan. Şu da 3. forma. Bunu da kendim tasarladım dediğim gibi. Hepsi de gayet güzel oldu bence. 4. formaya kadar ekleyebiliyoruz yanılmıyorsam. 4. formaya kadar ekleyebiliyoruz ama 4 tane forma da gerek yok. 3 tanesi bizi götürecek. Nevzat Ta, aleyküm selam, hoş geldin. Kocaeli Spor'un her şeyi tamam. Sponsorlarına kadar her şeyi tamam. Şimdi geçelim. Gördüğünüz üzere Süper Lig'e de aldık Kocaeli Spor'u. Ana Lig'e başlayacağız. Birkaç günümüz kaldı. Heyecanlıyım. Şimdi geçelim şu takımın üzerine edit yapalım. Ne yapacağım Fenerbahçeliyim? Boş ver ya. Canlı yayında çok söylemek istemiyorum. Genelde şu takımın üzerine yapıyorum. Benim arma benzediği için klasizm takımını gene aynı takıma yapalım. Takım adı dedik. Bakalım klasizm formalarımızı beğenecek misiniz? Onlar da kendi tasarımımdır. Bu sene hızlı ilerliyoruz bakalım. Bu arada oyunu hiç oynayamıyorum. Yama ile uğraştığım için özellikle lisans yamasını toparlamaya çalışıyorum. Sizlerle paylaşacağım tabii ki birkaç gün içinde. Takımın anlatım ismini kapattık. Takım ismi tamam, klasizm. Şimdi amblemimizi ekleyelim. Sizlerle birlikte klasizm logomuzu ekleyelim. Ekledik. Ya normalde söylemiyorum. Bayağı ısrar geldiği zaman ya ne olacak işte takımımızda bu deyip geçiyorum yani. Takım rengimizi bu sene değiştirdik. Genelde sarı siyah kullanıyorduk logonun rengiydi ama genelde turkuaz rengi ve siyah rengini tercih ettim bu sene. Birazdan formaları göreceksiniz. Gayet hoş duruyor. Forma dedik. Birinci forma dedik. Bakalım formalarımız uyacak mı? Düzgün yapmış mıyız? Onu göreceğiz sizlerle. Forma B dedik. Birinci formamız. Sizlerle ilk defa paylaşıyoruz. Kalır bir ol abi, sıkıntı yok. Güncelleme onlara etki etmiyor. Ama ben lisans yamasını daha kapsamlı bir şekilde güncelleme geldikten sonra paylaşacağım. Her ihtimale karşı. Evet gençler, bu seneki klasizm takımımın ilk forması bu şekilde. İsmi biraz yukarı yazmışız ve küçük yazmışız ama önemli değil bence. Küçük görünsün fark etmez. Biraz yakınlaştırdığınız zaman detaylarımız var. Detayları şöyle gösterelim. İşim var. Bu gerçek maçta daha net görünecek. Forma yakınlaştırdıkça piksel artıyor tabii ki. Gördüğünüz üzere Atatürk imzası hemen takım logomuzun altında. Gayet hoş durdu bence. Dediğim gibi daha net olacak maçlarda. Eski bir forma aslında bu. Tamamen tasarımı kendime ait değil ama biraz da klasizm takımına
uydurmaya çalıştık. Forma bu şekilde olacak. Furkan inşallah. Hayırlısı. Evet, ilk formamız bu olacak klasizmle. Temel renk kısmını da düzeltelim. Emin hoş geldin Emin. Formayı editliyoruz, gel. Birol abi, diğer iki forma daha acayip. Birazdan geleceğim oraya. Çok güzel formalar yaptım. Kocaeli Spor formaları da çok güzel oldu zaten. Gayet güzel oldu. Şimdi işaretler kısmına gelelim. Boş ver. İşimi, takımımı boş verin gençler. Burada oyun oynuyoruz. O yüzden çok detaya girmeyelim. İsim kısmını aşağıya indirdik. Şöyle kalsın. Yakınlaştırmayı bir tık küçülttük. Yazı tipini genelde 2'yi seçiyorum. Biraz daha kalın, güzel duruyor. Yazı tipi rengini de beyaz yapmamız gerekiyor görünmesi için. Burası tamamdır. Forma numarası kısmını da gene rengini beyaz seçeceğiz. Formayı isteyenlerle paylaşabilirim ama klasizm falan yazıyor. Sizin için sıkıntı yoksa paylaşabilirim. Kocaeli Spor'u kesin paylaşacağım zaten. Lisans yamasının içerisinde. Çoraplar biraz, evet, bana da çok iyi gelmedi açıkçası, öyle söyleyeyim ama bence idare eder. Aynen, Arsenal'ı biraz anımsatıyor. İlk formam bu olacak bu seneki. My Club'da kullanacağım formalardır bunlar. Göğüs numarası da ekleyeceğim. Şu kısma. Normalde göğüs forması çok kullanılmaz. Şöyle güzel durdu herhalde. Onu da beyaz yaptığımız zaman büyük oldu ya. Biraz daha küçültmek lazım. Herhalde şöyle tamamdır. Evet. Klasizm takımımın, My Club'da kullanacağım takımımın forması bu şekilde. Son olarak şort numarasını unutmuşuz. Onu da beyaz yapalım. Ve şöyle bir tık yukarı bir de küçülttüğümüz zaman herhalde güzel duracak. Üstte kırmızı olsa efsane olur, çoraplar gibi. Yok, böyle de güzel durdu bence ya. Diğer formalar dediğim gibi daha güzel. Birazdan onları göstereceğim. İlk forma tamamdır. İlk formamız tamamdır. Şimdi ikinci formaya geçelim. Asıl muhabbet buradan sonra başlıyor bence. Bu resimler diyorum. Bu formalar daha güzel oldu. Gelelim ikinci formamıza. İkinci formamız şu. Evet gençler, harika oldu ya. Resmen harika oldu yani. Evet, yorumları bir alayım bakayım. Yorumları alalım. Buna çok güveniyorum. Az öncekini silebilirim. Bunu bir mi yapalım? Ama az önce şey yaptık, uğraştık ya. Daha sonra hallederim ben onu. Eyvallah Ahmet. Hoş geldin. Vallahi bu güzel oldu ya. Beklediğim gibi oldu yani. Arkadaki yazıları sizce sarı mı yapalım yoksa beyaz mı yapalım? Bence öndeki yazıyla uyumlu olması için beyaz olsun ama öndeki sarı 5 numara da güzel duruyor. Önerileri bir alayım. Yoğunluk nasıl isteyecek? Sarı mı olsun, beyaz mı? Şu arkadaki oyuncu isimleri. Ama klasizm yazısı da beyaz. Aynen. Sarı iyi duruyor ama yazı beyaz ya. Rapçi Eren, aleykümselam. Temel rengi bir seçelim şuradan, siyah. Genelde sarı geliyor. Ahmet beyaz demiş ama. Aynen, üçüncü de güzel bu arada. Birol abi, üçüncü de güzel. Şimdi oraya geleceğiz yavaştan. Şu işaretler kısmına bir gelelim. Forma adı diyelim. Bakalım hangisi daha güzel duracak. Şunu bir aşağıya alalım bakalım. Şöyle. Şöyle bir aldık. Evet. Yazı tipi türünü genelde 2 seçiyorum. Dediğim gibi daha güzel duruyor. Şimdi yazı tipi rengi. Bir beyaz bakalım. Yorumları alalım, sonra sarıya çevireceğiz.
Celal abi hoş geldin ya. Gençler, Celal abi benim için çok önemli bir insan, çok özel bir insan. Burada olması beni çok mutlu etti gerçekten. Beni izliyor olmasına şu an çok mutlu oldum. Sarı isteği çok geliyor bu arada. Madem öyle, sarı kalacak gençler. Sarı çok isteniyor. Sarının da herhalde bu tonu. Siyaha yakın tonumuz. Şu herhalde iyi ya. Bu güzel duruyor, evet. Razım, teşekkür ederim. Forma adını da madem sarı yapıyoruz o zaman. İstek sarı üzerinde yoğunlaştı. Hayırlısı Ömer Faruk, hayırlısı. Ama yazı beyaz kalacak, o kesin yani. Klasizm yazısını değiştirmeyeceğiz. Şu bir tık küçültürsek herhalde daha iyi duracak. Evet. Forma numarasını da biraz küçültmemiz gerekecek. Ve aşağıya almamız gerekecek. Şöyle, bu forma tamamdır gençler. Hatta bir tık daha küçültülebilir. Bir tık daha aşağıya. Gençler, güncelleme öğlen 11'de gelir. Gece gelmez. Beklemeyin gece 12'de. Şort numarası. Onu da biraz yönünü değiştirmemiz lazım. Bir de küçültmemiz lazım. Evet. İkinci formamız bu şekilde olacak. Klasizmin gayet güzel. Bu formaya zaten çok güveniyordum. Gayet de güzel oldu bence. Bayağı ses getirecek bir forma. Bunları dediğim gibi paylaşabilirim. Daha sonra paylaşabilirim sizlerle. 200K GP. Vallahi çok iyi kampanya bekleme Ahmet. Çok iyi kampanya gelmez başlangıçta. Ama bence GP kasmaya devam et. 5 tane falan top aç mesela. Kalanını sakın açma gaza gelip. GP kasmaya devam et. Ben de 70-80 bindeyim. Elimden geldiğince top açmayacağım. Takımı kurmadan da maça başlamayacağım zaten. Evet gençlik. İkinci formamız da bu şekilde. Dedik. Kaptanın kol bandı, işaretler. Şu yazı forma içeride olduğu zaman biraz sıkıntı oluyor. Bir tık yukarı almamız gerekecek bence. Evet, şöyle kalsın bakalım, haydi. Evet, ikinci formamız da tamamdır. Şimdi geldik üçüncü formamıza. Aynen, takımı kurmadan girmemek lazım. Kaleci formamızı bir ekleyelim bakalım. Kaleci forması da güzel oldu. Sonrasında da üçüncü formayı ekleyeceğiz. Evet, kaleci formamız da bu. Yalnız nasıl bir ayarlama şeyi artık elde etmişsem, normalde cuk oturmazdı. Yani bayağı bir uğraştırırdı. Şu an yaptığım formalar cuk oturuyor neredeyse. Küçük sıkıntılar var sadece. Onlar da bence göze gelmez. Kaleci forması ile ilgili yorumlar alalım. Arda'nın dediği gibi hedefimiz 5000 abone gençler. Bu arada onu da tekrar söylemiş olalım. Aynen, forma numarasının rengi siyah olursa daha iyi olacak. Şöyle forma adını da siyah yapalım. Birol abi doğru söylüyorsun. Onu unuttum zaten, yapacaktım. Şort numarasını halledince bunun da işi tamamdır. Kaleci forması direkt sıkıntısız bir şekilde hallolmuş oldu. Kaleci formamız da bu şekilde. MyClub'da kullanacağımız kaleci formamız bu şekilde olacak. Dediğim gibi isteyen olursa bu formaları paylaşacağım daha sonra. Ama üzerinde klasizm falan yazıyor. Herhalde size hitap etmez diye düşünüyorum. Geldik üçüncü formamıza. Üçüncü formamızı da ekleyelim ve sponsor logolarına geçelim. Süper Lig takımlarımızın sponsor logolarına geçelim. Gene resmi yapıştır dedik.
Forma B dedik. B geldik 3. formamıza. 3. formamız da bu gençler. Rasim, bunu da deneyelim senin önerini. Cagne saldırganlaşmış. Doğru. Bu forma nasıl gençler? Bu forma nasıl? Alayım yorumları. Aynen, milli takım maçlarında İstiklal Marşımız çalıyor, ona dikkat ettik. Gayet güzel oldu. Geçen sene istiyordum zaten. Bu sene geldi, sıkıntı yok. Şöyle indirdik. Şöyle yaptık. Eyvallah Birol abi. Bu forma da güzel oldu ya. Ama ikinci forma herhalde en iyisi. Onda hemfikiriz. Şort numarasında beyaz yaptığımız zaman forma konusunu kapatıyoruz artık. Uzunca bir süre formayla uğraşmam diye düşünüyorum. Bayağı, çünkü günlerimi aldı. İnsanlar oynuyor, online oynuyor, klasman atıyor, co-op atıyor. Ben formalarla uğraşıyorum, yamayla uğraşıyorum. Yama gelecek bu arada birkaç gün içinde, haberiniz olsun, tekrar söyleyeyim. Evet, üçüncü formamız da bu şekilde. Yeni gelenler için ikinci formayı tekrar gösterelim. İkinci forma efsane oldu ya. Ve birinci formamız da bu şekilde. Şu birinci forma çok beğenilmedi. Benim de çok içime sinmedi açıkçası. Zamanla bunu değiştirebiliriz. Ama dediğim gibi bunun da bazı detayları var. Atatürk imzaları gibi. Bakalım. Bir süre kullanırız belki. Evet, menajer önemli değil, forma numarası önemli değil, oyun planı önemli değil. İç saha kısmını seçmemiz gerekiyor. MyClub'da bu takımı kopyalayacağım ben. Dolayısıyla MyClub'da başlangıçta bize Ülker Stadyumu gelsin. Daha sonra değiştirebiliriz. Rakip takımlar önemli değil. Pankart kısmını ekleyeceğim. Maç oynarken yanlarda görünmesini istediğim pankartlar. Genelde bazı sloganları kullanıyorum 2 senedir. Gene onları yazayım sizlerle. İlki klasizm zaten, standart tribünlerde görmek istediğim. İkincisi ne olabilir? Değişik değişik sloganlarım var benim. Onlardan biri çok klasız. En klas takım. Ve neydi ya? Hiç de bahtsız değil, değil Arda. Evet, şöyle maç sırasında yanlarda gördüğümüz pankartlar da bu şekilde olsun. Klasizm takımında resmi partnerleri ekleyecektim. Şu an unuttuğumu hatırladım. Sponsor logosunu ekleyelim madem, gene de hazırlarından ekleyelim. Burada milyonlarca var. Aradan bulabilirsem ekleyeceğim. Harbi milyonlarca var yani, şaka bir yana. Birazdan bizim Süper Lig takımlarının logolarını da ekleyeceğiz zaten. Onunla da bayağı bir uğraşacağız. İşte Avisler, Evkurlar, Denizbanklar. Birazdan ekleyeceğiz onları sizlerle. Benim kendi istediğim logo aslında bakalım bakalım bakalım. Yani bir kanalın logosu olacak zaten, o kesin, sponsor logosu olarak. İkinci sponsor logosuna madem bizim Berkcan, eyvallah. Spor Toto'yu ekleyelim. Güzel durur bence. Üçüncü olarak da iddiayı mı eklesek?
Gençlere de kötü örnek olmayak ya şimdi. Neyse hadi iddia olsun şimdilik de ben sonra değiştiririm. Evet, Klasizm takımımızın sponsorları da tamamdır. İddia, Klasizm ve Spor Toto. Medya arka fonunu da genelde koyu renk seçerseniz daha iyi durur. Bizim formamıza uygun olarak bir renk bu var. Bu şekilde başlayalım madem. Resmi partnerler tamam, pankartlar tamam, formalar tamam, logomuz tamam, Klasizm takımımız tamam. MyClub'da Klasizm takımını alacağım, bu takımla oynayacağım. Forma ve logo konusunda. Yeni gelenler için tekrar göstermek istiyorum. Kocaeli Spor Analiglerine başlayacağız canlı yayınlarda sizlerle birlikte. Onun da resmi partnerleri bu şekilde. Ve formalarını da gösterip artık Süper Lig takımlarının sponsorlarına geçelim. Hedef 5000. Aynen öyle Berkcan. Kocaeli Spor formalarımız da bunlar. Yapacağın yama nasıl bir şey aklındaki ne biraz anlatır mısın? Şimdi Arda başlayacağız zaten de. Yapacağımız yama şu. Baştan söyleyeyim. Bizim lisanssız hangi ligimiz var? İngiltere Premier Lig. Gerçi lisansladım ben ama. Sizlerle paylaşacağım lisans yamasında neler olacak onları anlatayım. İngiltere Premier Lig olacak. Logosu, sponsorları dahil. Skybet Championship logosu, sponsorları dahil. Bunların tabii kupaları da dahil. İşte FA Cup bilmem ne onların logoları da var. Müsabakalar. Ve önceki yamada tek tek ekliyordunuz. Bunu da direkt ekleyeceksiniz. Eski sistem çok basit olacak paylaştığım zaman. Geldik. Lisanssız olan başka bir lig. Aslında Serie A'da Brutei diye bilinen bir takım aslında Brescia biliyorsunuz. Bunun da lisansı bende mevcut ama güncellemeyle gelecek zaten büyük ihtimalle onu iptal ederim. Ya, paylaşmadan iptal etme ihtimalim var. Serie A 2. Ligi, İtalya 2. Ligi hem logosu hem müsabakaları hem de takımların logoları, formaları eklenecek. Burada sadece İtalya 2. Liginde sadece sponsorlar eksik ama çok önemli bir şey değil. Hollanda Ligi, Portekiz Ligi, Rusya Ligi bu saydığımız lisanslı liglerin kendi ülke kupaları da lisanssız biliyorsunuz. Örneğin Ziraat Türkiye Kupası lisanssız, TFF Süper Kupası lisanssız bunları da ekleyeceğiz Yama'da. İspanya Ligi olacak komple hem logosu hem formaları. İspanya 2. Ligi olacak hem logoları hem formaları lisanslı bir şekilde olacak. Gördüğünüz üzere oyunda yer alan ligler arasında lisanssız olan hangisi varsa hepsini lisanslayacağız. Ayrıca şimdi birazdan sizlerle birlikte yapacağımız şey Spor Toto Süper Lig takımlarımızın sponsorlarını ekleyeceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz? Ne kadar başaracağız? Alanyaspor'la başlayalım. Alanyaspor dedik, resmi partnerler dedik. Bu arada bilgisayar yanımda. Hangi partnerleri almışım onlara bakacağım. 3 tane. Aksa'yı almışım, Aytemiz'i almışım ve Tav'ı almışım. Bakalım bulabileceğiz mi? Arka fon Alanyaspor'da arka fon şu şekilde olursa herhalde bence daha iyi durur gibi. Tabi sponsorları bir ekleyelim bakalım. Bunları dediğim gibi ben içeriye aktardım. Resimleri içe aktar dediğim için şu an hazırda mevcut. Bakalım bulabileceğiz mi şimdi bunları bulmak mesela sponsor logolarını. Hayırlısı. Bir sürü var çünkü bu işin içinden çıkmak biraz zor olacak. İşte Dekovitalardan başlıyor herhalde. Yani 193'ten itibaren. Şimdi Aytemiz Alanyaspor zaten ilki Aytemiz olacağı kesin. Evet, ikincisi Aksa var. Aksa'yı bulabilecek miyiz bakalım. Bulamayacağız. Başlara gitti mi bunlar? İsimlerine göre gitti büyük ihtimalle. Aksa isminden dolayı bakalım buralarda mı? Değil. Ekleyememiş miyiz acaba? Ekleyememiş miyiz acaba? Vallahi göremedim. Aksa'yı göremedim mesela. Bazı logolar eklenmemiş olabilir. İçe aktarırken sıkıntı çıkmış olabilir. Bunlara tekrar denemek gerekiyor. Aksa da onlardan biri sanıyorum. Şuradan başlıyor bizimkiler. Ve Aksa görünmüyor. Diğeri Tav demişiz. Tav var mı? Bakıyorum. Tav da yok. Yani
Aralara gitmiş olma ihtimali biraz yavaş yavaş şöyle yukarı çıkarsak. İnşallah öyledir. Yoksa tek tek tekrar içeriye aktarmak zorunda kalacağız. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Coca-Cola buraya gelmiş. Ama zaten Osasuna alınmış. Yok, bunları içeri aktarmamış. Yani neden aktarmadı bilmiyorum. Dosya formatı uygun aslında. Item'imiz ne kadar güzel durdu görüyorsunuz. Ama aksa ve tav eklenmemiş. Madem öyle, içeriye aktarma kısmına bir girelim bakalım. Resimleri içeri aktar diyeceğiz. Sponsor logosu diyeceğiz. Aleykümselam Pestever. Bildiğimiz Pestever misin şu an? Oradan emin değilim. Bu arada ekran görüntüsü gitmiş olabilir. Ama konuşmaya devam. Ben fotoğrafları seçiyorum şu an. Ev kur var. Abalı kayın. Telekom Vestel Spor Toto. Bunlar görmüyor ya. Bu işle baya uğraşacağım ben. Yani yama geç çıkacak diye. Yapma ya. Vallahi üzüldüm şu an ya. Orijinal Pestever buradaymış. O zaman hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. Uzun zamandır görüşemedik bu arada. Videolara da bakmıyorum ne zamandır. Şu an üzgünüm. Maalesef sponsor logosu istediğim gibi gitmedi. Yani ekleyebildiklerimizi ekleyeceğiz. Ekleyemediklerimizi daha sonra ben eklemeye çalışacağım. Emin ne haber derken bana mı dedim bilmiyorum. Eyvallah eyvallah. Takipte ben de seninle takipteyim. Ama dediğim gibi uzun zamandır bakamadım. Yüksel Latin efendim. Seninle maç atacağız zaten. Maç atacağız, videosunu çekeceğiz inşallah. Güzel olacak. Pestever. İsmini de bilmiyorum. Pestever diyorum ama kusura bakma. Emin. Geçersin ya 20'ye, sıkıntı yok. Şu sponsor logolarına devam edelim. Yapabildiklerimizi yapalım bari. Yapamadığımız kalacak. Alanya'nın Aksa ve Tav kısmı olmadı. Ankara gücünün bakalım. Garanta bir şey var. Beypazarı var. Kayın var. Bakalım ekleyebilecek miyiz? Onlar eklenmiş mi? Bakalım eklenmiş mi? Şöyle bakıyoruz. Şöyle indik. Şöyle indik. Şöyle indik. Şuraya geldik. Hiçbiri mi yok ya? Kayın vardı en azından. Bu iş beni çok yoracak ya. Gerçekten çok yoracak yani. Aynen, PES 20'de online maç atıp kanala atmak lazım. Ben de onu tavsiye ediyorum zaten. Onu yapalım. Ankaragücü sponsorları komple yok. Antalya'ya baktık. Antalyaspor'a. Tatil.com var mı? Var. İlki oymuş. İkincisi Opet ve Regnum. Opet ve Regnum'u görebilecek miyiz bakalım. Şöyle bakıyorum. Opet ve Regnum görünmüyor. Evet, Antalyaspor'da da bir tane ekleyebildik. Bu dosyalarla alakalı. Bunları düzeltmek lazım. Büyük ihtimal boyutları uymadı. Maalesef. Hepsini ekleyemiyorum şu an. Eyvallah Berkcan. Valla sabrına hastayım demişsin. Gerçekten öyle. Yani tek tek uğraşıyorum. Bunları bir de paylaşacağım lisans yaması içerisinde. Gerçekten zor bir iş. Ve olmayanlar var. Gördüğünüz gibi ben o kadar uğraştım. Olmayanlar var. Ne yapacağız bilmiyorum. Ankara gücünü eklemedik değil mi biz onu yanlışlıkla? Ankara gücün bir saniye ya, kafam karıştı. Tatil.com Antalya'nın ya. İsmail hoş geldin. Senlik bir sorun yok.
Kerim yaş kaç? Tüm şartları karşılıyorsun. Yaşı da karşılıyorsan seni WhatsApp grubuna alacağım. Halil İbrahim Atik, vallahi uğraşıyorum. PES üniversiteyi kurmadım. Kendim farklı bir yama tedarik ettim. Onu kullanacağım. Sizlerle de onu paylaşacağım zaten. Ama şu logoları ekleyemedim. Ona canım sıkıldı. Yani hayırlısı. Başakşehir'e gelelim. Bu arada. Şey mi? Sponsorları mı? Sponsor kalitesini mi? Hüseyin Ercan, bence fiyat artık o seviyelerde kalır. Çünkü 300-330 lira civarında çıktı. 250'ye düşmüş. Daha da kısa zaman içerisinde düşmez. Kerim, yaştan kurtarmıyorsun ya. Yaş ortalaması grupta 30-30. Keşke alabilseydim seni. Hayır, standart açıyorum genelde. P evet donabiliyor. O yüzden ya standart ya da alt seviye açmak lazım. O zaman da dediğin gibi piksel piksel oluyor, kötü oluyor. Emin, eyvallah, çok teşekkür ederim. 5000'e zaten az kaldı. İnşallah yakın zamanda olacağız. 5000 aboneye az kaldı. Evet, Başakşehir'in de 3. kısmı, Medipol kısmı yok. Beşiktaş'ın sponsorlarından Beko, Kalde ve Vodafone, bakalım hangilerini ekleyebilmişiz. Yani gerçekten üzdü beni bu durum. Aynen. Yani internet çok çok kaliteli olması lazım onun için. Gereksiz pahalı demeyelim ya. Geçen seneye göre fiyat uygun yani, bilmiyorum. O yüzden olumsuz eleştiremiyorum ya oyun fiyatını. PES sever, hala ismini bilmiyorum ama yazdıysam da görmedim. İletişim nasıl kurarız? Facebook'tan veya Instagram'dan. Instagram'dan bana mesaj atar mısın? Oradan numaralarımızı alalım birbirimizin. Instagram'dan. Ha, Samet. Önceden de duymuşum, şu an hatırladım. Instagram'dan Abdülkadir Yıldırım 1907. Bitişik. Abdülkadir Yıldırım 1907. Instagram'dan mesaj at, ekle. Ben de seni ekleyeyim, oradan haberleşelim. Beşiktaş'ın sponsorları bu arada, laf arasında işe devam edelim biz. Beko, Kalde, Vodafone. Herhangi biri var mı görünürde? Bakıyoruz. Bir tek Kalde ekleyebilmişiz. Onun haricinde hiçbiri yok. O zaman eklediğimizi ekleyelim biz de. Aynen, yeni güncellemelerle oyun daha iyi yerine oturacaktır yani. Aynen, hatta bugün gelecek güncellemeyle formalar güncellenebilir. Ben bekliyorum yani 3. formaları. Yani geliştirilebilir güncellemelerle ya. Direkt eleştirmemek lazım olumsuz. Ceko gelse zaten coşar. Yok, Abdülkadir Yıldırım var bir de arada, soyadım. Yıldırım. Cagney, niye küsüyüm ya? Konuyla alakası olmayınca bazen görüyorum, okuyorum ama geçiyorum ya, kusura bakma. Denizli'nin horozu, bakalım Denizli'nin horozundan neler ekleyebilmişiz. Yukatel, Abalı, NT. Hiçbiri yok herhalde. Şuradan ineceğim. Yukatel'de yok. Bir tek NT'yi eklemişiz. NT'yi ekleyelim. Mercan, Samet ekleyeceğim. Evet, Denizli'den de geçtik. Fenerbahçe'ye. Avis, Doğuş, Ülker 3'ü de var sanıyorum. Tamam. Mesaja bakarım ben yayından sonra. Avis, Doğuş, Ülker 3'ü de var diye gördüm. Yanlış görmediysen bakalım. Sponsor logosu resmi dedik. Sponsor 1 dedik.
Avis. Au, yanlış yaptık. Battal Bey ne lan? Avis. İkincisi doğuş. Üçüncüsü neymiş? Ülker. Fenerbahçe'nin hepsi var herhalde. Ülker mi yok bir tek? Evet, bir tek Ülker gelmemiş. Bunların dosya formatlarında sıkıntı var. Dediğim gibi onları da çözeceğiz. PES FIFA konsolu. Aleyküm selam, hoş geldin. Aynen Samet. Bu arada yaş kaç Samet diyorum ama yaş büyükse hiç 3-5 yaşta bile ben abi derim. Hiç kusura bakma. Benden büyüksün gibime geliyor. Yani Sero mesela, Mustafa abi diyorum ben sürekli. Mustafa abi benden 3-5 yaş büyük. Elimden geldiğince abi derim yani. Sadece ana ligde değil, bu takımları alıp My Club'da bunları kullanırsanız gene arkada çıkıyor oyuncular gelirken top açılımlarında. Yok ya, ben iyi oynamıyorum. Seninle aynı takımda oluruz, şey yaparız. Kop atarız. Maç kaydında sıkıntı değil yani. Ve 33 yaşındasın Samet abi diyeceğim bundan sonra. Kurtuluşun yok yani. Sağ PES transfer güncellemesi ne zaman geliyor? Bugün geliyor saat 11'de. Yani öğlen 11'de. FIFA'yı indirdim de oynamadım, öyle söyleyeyim. Alemdar aleyküm selam, hoş geldin. 12 Eylül 11'de, öğlen 11-12 arasında gelir. Ahmet Furkan 27 misin? Yaşıtmışız ya. Eyvallah Samet abi. Ertuğrul aleyküm selam. 5 yaş büyüğüm, şey soracaktım. PES mi FIFA mı? PES mi FIFA mı? Yani şöyle, yayınlar, YouTube'daki videolarımız falan tamamen PES üzerine. Hayatımız PES üzerinde geçti. Yani bu soruda FIFA cevabını vermiyorum genellikle. Barış abi. Griezmann gelmiş, hoş gelmiş. Tamam Samet abi, görüşürüz. Yaş ortalaması baya fazlaymış. Benden büyükler var ya. YBig ben 10 diyor. 30 yaşındayım diyor. Haberleşiriz. Ha, aynen Ahmet Furkan. Korktum bir an. O kadar benle eşit olduğunu düşünmüyordum en azından. Sıkıntı yok. Ne güzel genç adamlarsınız ya. Keşke ben de 17 yaşında olsaydım. FIFA'nın grafiğine bakmadım. Demo indirdim, dediğim gibi denemedim. Bakalım, deneyim yorumlarımı atarım sizlere. Gazişehir, Gaziantep. Sponsor logosu. Aynen, yani 30 yaşında olan bir insan çok basit bir şekilde bu yorumu yapar. Keşke 17 olsaydım. Yorumunu yapıyoruz maalesef. Hayat yaptırıyor o yorumu bize. Yani Çimko var, Sanko var. Sanko yok burada, gelmemiş. Bunu da yükleyememişiz. Bir de Sanko Park var. Sanko gelmiş mi? Gelmemiş. Sanko Park'ı da ekleyelim. Gençler, işim ve takımımla ilgili yorum yapmayalım yayında. Bu arada dikkat etseniz aşağılara kadar indim. Çünkü şunda tuttuğum takımın ismi yazıyor. Lisanslı bir ürün. O yüzden sadece kafamı gösteriyorum. Ya yok, PES, biz de PES oynuyoruz diye PES'in yanlışlarını söylemeyecek değiliz tabii ki de. Elimizden geldiğince doğruları söylemeye çalışıyoruz ya. Mertcan, aynen, inşallah 5000 olacağız. Ana lige başlıyoruz. Kocaelispor hazır. Yarın veya ertesi gün başlıyoruz ana lige. Kimmiş bu? Gençler Birliği, Acı Badem var, Denizbank var, Spor Toto var. Herhalde hepsi var burada. Üç büyüklerden bir takım değil mi bu? İspat ederim. Benim canımı sıkma Emin. İspat ederim sana. Instagram'dan atarım. Hayırdır Ahmet Furkan? bin zor ya. Bizim o kadar zaman da ayıramıyorum ben YouTube'a da. Önce bir 5000 olalım, sonra 10.000 olalım. 10.000'de çekilişimizi yapalım. Güzel bir hediye vereceğiz inşallah. 10.000 olduğumuzda sonra yolumuza bakarız.
Gençler Birliği'nin ilginç bir şekilde sponsorlarını düzgün yapmışız. Cumartesi yayın olabilir. Bir sıkıntı olmazsa yapacağım. Gençler Birliği'nin sponsorları tamamdır. Ha, o tek sorunumuz olsun Cagne. Sıkıntı yok. Ahmet Furkan. Cagne'yi çıkartma da zaten başka bir şey istemiyorum. Göztepe, Mahal, Aksa yok gene. Türkerler var. Büyük ihtimalle sadece Göztepe'de Mahal çıkacak. Diğerleri yok diye biliyorum. Bakalım. Mahal geldi. İkincisi bakıyoruz. Şuradan. Aksa Türkerler. Aksa da yok. Türkerler de yok diye tahmin ediyorum. Evet. Aynen. Gençler yarın güncelleme 11-12 gibi gelir. Onu size söyleyeyim. Galatasaray'da Terra Pizza, Nef, Türk Telekom. Yanılmıyorsam sadece Nef, pardon, Türk Telekom gördüm Galatasaray'da. Galatasaray'ın sponsorlarından bakalım hangilerini eklemişiz. Sohbet yayını açacağım ama güncelleme geldiği sıralarda ben işte olurum. Akşam açarız artık yayını. Terra Pizza yok. Nef de yok. Dolayısıyla sadece Türk Telekom'u ekliyoruz Galatasaray'da şimdilik. Vay Big Ben 10. İnşallah iyi bir bilgisayarla 2020'ye geçersin diye söyleyeyim. Sence yarın gelmenin sebebi acaba bu Ana Lig'de kiralık oyuncular olabilir mi? Ayarlamakta zorluk çekmiş olabilirler. Hayır. Perşembe günleri resmi şey haftalık güncellemeleri geldiği için o güne denk getirmişler. UEFA Euro gelmeyebilir. İleride gelebilir o. PS üzerinden konuşma kursak sohbet yayını. Arda yapabiliriz bir gün. Özellikle benim ertesi gün tatil olan günlerimde böyle şeyler yapabiliriz. Onu seninle konuşmamız lazım. Kasımpaşa'ya geldik. Kasımpaşa Süper Lig'den gönderdiğimiz bir takım. Kasımpaşa şeyleri var mı bakalım. Sponsorları. Ciner Uludağ ve Medical Park. Medical Park burada. Ciner yok diye biliyorum. Gelmedi diye biliyorum. Gözüme çarpardı illa ki. Ha gelmiş. İyi güzel. Kasımpaşa da tamam o zaman. Üçüncüsü de Uludağ'ymış. Uludağ da vardı. Neredeydi? Evet. PES Master sitesinden yaptım. Onları da açıklayacağım sizlere nasıl yapıldığını. Videosunu çekeceğim. Kendi takımlarına geri dönmeleri daha mantıklı tabii ki. Sert Müslüman. PS4 arkadaşlıktan silsen de takip ediyorum. Ben silmemişimdir ya. Benim arkadaşlık listemde yüzlerce kişi var. Ben kolay kolay kimseyi silmiyorum yani. Kolay kolay değil, kimseyi silmiyorum. Benim yaptığım formalar 2017'ye de uygundur. Bay, pardon, pardon. Fatih Sipahi bir saniye. Evet. Çünkü iki tane Fatih var tanıdığım. Fatih Sipahi. Fatih abi ben seni arkadaşlık listesinden silmedim. Ama WhatsApp grubundan çıkardılar seni. Onda da benim dahlim yok. O yüzden kusura bakma yani. Seninle aramızda bir sıkıntımız yok zaten. Gençler dislike atsınlar önemli değil ya. Biz 5000 abone olalım. Onu istiyoruz şu anda. Şuradan baktığımız zaman Bellona yok. Gelmemiş. Coca-Cola gelmiş. İstikbal de gelmemiş herhalde. FIFA'cı atmış olabilir. Eyvallah Fatih abi. Kusura bakma tekrardan yani. Başta tanıyamadım. İsim de değişik ya şu an kullandığın. Coca-Cola ve İstikbal var. Bellona gelmemiş Kayserispor'da da.
Edit'e devam ediyoruz. 4-5 takım kaldı. Konyaspor'dayız. Konyaspor'dan bir iki tanesi var sanıyorum. Griezmann, beğeni sayısı falan. Yani şimdi canlı yayınlarda çok önemsemiyorum ya. Bizim şu an en önemsediğimiz konu abone sayısı. Onu da bir an önce 5000'e çıkartmayı hedefliyoruz. Lukoil var. Arda sen ayarla, konuşuruz. Kocaeli Spor formalarını paylaşacağım dediğim gibi. Çünkü senin gibi birkaç arkadaşımız daha istedi. Ben de istekleri karşılıksız bırakmadım. Normalde çok emek verdim aslında. Ama paylaşmayıp da ne yapacağım yani. Gençler, herkes oyuna başladı. Görüyorsunuz şu an canlı yayında sizlerle birlikte hala edit yapıyorum. Oyun çıktığı günden beri edit yapıyorum ya. Böyle bir şey yok yani. Konya Spor da tamam. Yeni Malatya'dan birkaç tanesi var herhalde. Resmi partnerler, sponsor logosu dedik. Geldik Yeni Malatya Spor'da. Medical Park. Oo, yanlış yaptık. Pardon. Medical Park değil. Şu olacak. Battal Bey. Evkur yok sanırım. Aa, var. Evkur da var. Acıbadem de var. O zaman Malatya'nın sponsorları da tamam. Tamamen sponsorlarını yaptığımız 3 takım var sanırım şimdiye kadar. Acıbadem, Evkur, Battal Bey. Konya'da yapmadım ya, niye? Kocaelispor Analigi dediğim gibi yarın düşük bir ihtimal ama ertesi gün kesin. İnşallah bir aksilik olmazsa Perşembe günü falan yapacağız. İlk canlı yayınımız Kocaelispor'la Analig'de. Heyecanla bekliyorum. Şu transfer sezonu bitsin diye bekliyorum. Yani transferler yapılsın diye, oyuna eklensin diye bekliyorum. Bu zamana kadar o yüzden bekledim. Rize Spor. Ekip ne zaman toplanır bilmiyorum. Hangi ekipten bahsediyorsun bu arada, onu da bilmiyorum. Çaykur gelmemiş. Denizbank gelmemiş. Ha, gelmiş. Bir de iddia var burada. Gençler, PlayStation'da da klasizm benim ismim. Eklemek isteyen olursa ekleyebilir. Kabul ederim yani. Kocaeli Spor tanıtımını birazdan yapayım madem. Kim? Yunus Emre, Burak istemiş. Birazdan yapayım. Evet, Rize Spor'da tamamdır. Son iki takımımız kaldı. Sivas ve Trabzonspor. Zaten çoğunun sponsorları gelmemiş. Onlarla uğraşacağım ben yarın. Resmi partnerler dedik. Sponsor dedik. Geçen turnuva yaptık o yayında. Onlara selamını iletirim. Ya biz onlarla sürekli turnuva yapıyoruz. Böyle buluşup 2-3 saat turnuva yapıyoruz. Ama bu sefer yaparsak canlı yayın açmayız gibime geliyor. Çünkü çok uzun sürüyor. İzleyen var, izlemeyen var. O yüzden herhalde paylaşmayız bundan sonra. Ama çok istek gelirse belki. Demir İnşaat'ta gelmemiştir diye düşünüyorum Sivasspor'un. Aa, gelmiş. Sivasspor da tamam o zaman. Evet, Sivasspor da tamam. Güzel oldu. Bu sene yanılıyorsun. Ha, pardon. FIFA'da Juventus lisanssız da, Boca Juniors'da River Plate'i bilmiyorum. Son olarak Trabzonspor'un sponsorları bakalım gelmiş mi? Üçü de gelmiş yanılmıyorsam. İyi başlarda, kötü başladık da devamı iyi geldi. Olmayanların listesini ben çıkaracağım. Yarın onları da halledeceğim. Güncelleme gelecek. Lisans yamasını derleyeceğim, toplayacağım, paylaşacağım sizlerle. Her şey dahil. Kocaelispor da dahil. Birazdan yayını bitirmeden de Kocaelispor'un kadrosunu göstereceğim. Muhabbet güzeldi kesinlikle. Hatta aleykümselam Hakan söylerim. Yani onlar da dediler, hatta çok güzel soru sordu dediler. Soru serbest deyince hani bir sordun ya, insanın mutsuzluğuyla alakalı bir şey. Baya hoşlarına gitti yani.
Yayından sonra da muhabbeti döndü. Evet. Trabzonspor'un sponsorları da tamam. PlayStation 4 ismimiz klasizm. İsim konusu geçiyor. Gerçek ismim de Abdülkadir. Yarıya kadar yatmamın sebepleri tekrar söylüyorum. Burada takım ismi yazdığı için. Evet, Galatasaray'ın sponsorlarından hangisini ekleyebildik? Sadece sanıyorum Türk Telekom'u eklemişiz. Diğerlerini yarın ekleyeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Kocaeli Spor'un oyuncu yüzleri konusu sıkıntı. En büyük sıkıntımız o, tek sıkıntımız o. Ama diğerlerini elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Şimdi Kocaeli Spor'u tanıtayım. Son olarak yayının sonunda ve yarına geçelim. Yarın canlı yayında ilk güncelleme sonrası formalar eklenmiş mi, güncellemeler nasıl olmuş, işte takım güncellemeleri, transferleri bakacağız. Yarınki canlı yayında. Kocaeli Spor formaları sizlerle şu anda. Birinci forması budur. Arkadaşlık isteği geldi şu an. İkinci forması budur. Üçüncü forması budur. Ki üçüncü forma kendi tasarımımdır. İlk ikisini de kendim yaptım ama gerçeğe uygun bir şekilde yaptım. Gerçek formaların aynıları bunlar. Ve kaleci formamız Kocaeli Spor Analiglerinde kullanacağımız kaleci formamız da bu şekilde. Şimdi Kocaeli Spor'un takım gücünü gösterelim. Oyun planı diyelim. Takımımız bu şekilde. Maalesef küçük oyuncu yüzlerimiz yok. Formalar bittiyse Aydın eline sağlık. Semih Karadeniz, Erdinç Karakaş, Batuhan Yayıkçı, Tolga Armağan, Sefa Narin, Gökdeniz Bayraktar, Burak Süleyman, Mesut Özdemir, Feridun Kıroğlu, Moniz ki Kocaeli Spor'da aslında olmayan tek oyuncu. Ama geçen seneki Sakaryaspor izleyenler çok iyi biliyorlar. Çok yakından tanıyorlar Moniz'i. Sizler de yakından tanıyacaksınız. Doğukan Kaya, Mert Korkmaz, Fatih Adıgüzel, Mehmet Öztonga, Mehmet Celil diyebiliyorum. Onur Öztonga, Mehmet Celil Çelikmiş, Kerem Yıldırım, Melih Süleyman, Talha Mayhoş, Mutlu Aksu isimleri de ben sizlerle öğreneceğim. Muhammed var, Muhammed Yusuf ve Mert Yavuz var. Yani bu reytingleri kendim oluşturdum dediğim gibi, ama transfer yapacağız tabii ki. Göndereceğimiz oyuncular olacak. Yaşları büyük oyuncular var. Güçleri salladım. Ama şöyle bir durum var. Yaşlar, özellikle oyuncu yaşları birebir aynı. Örneğin Tolga Armağan 19 yaşındaymış. Bakabilirsiniz Maçkolik'ten falan. Tolga Armağan 19 yaşında. Veya Batuhan Yayıkçı 22 yaşında gibi. Bazılarının boyu kilosu bile gerçeğe uygun. Ama güçleri konusunda tabii ki bir yerden yardım alamayacağımız için birazcık sallamasyon oldu. Yüzleri yok dediğim gibi. Yüzleri yok. Çakma isimler değil bunlar ya. Orijinal Kocaeli Spor kadrosu bu. Birebir aynısı kadronun. İç saha kısmını gösterelim. Konami Stadı diye yazıyor da maça başladığımızda Kocaeli Stadı yazacak. Kocaeli Stadyumu forması şeyini de ekledik. Stadın resmini de ekledik. Bayağı orijinal oldu ya. Pankartlarımız Hodri Meydan, Körfez, Yeşil Siyah, Sefa Ertürk'e vefa borcumu burada yerine getirdim. Sefa Ertürk bana Kocaeli Spor atkısı gönderiyor gençler. Kocaeli Spor atkılarıyla yayında olacağız. Sefa Ertürk askerden arkadaşımdır. Kocaelilidir. Çok sıkı bir Kocaeli Spor taraftarıdır. Sefa Ertürk'ün sayesinde bu formalara ulaştım. Kadrolara biraz yardımcı oldu. Elinden geldiğince yardım etti. Ona da vefa borcumuzu statta bir pankarta adını vererek gösterdik. Güncelleme ne zaman geliyor? Sait, PlayStation için öğlen 11-12 gibi gelir bugün. Gece 12'yi geçti. Onun haricinde Kocaeli Spor'un son olarak resmi partnerlerini de gösterelim. Hyundai bu sene Kocaeli Spor'un resmi partnerlerinden biri. Nuh Çimento var ve Klasizm biz tabii ki sponsor olarak devam ediyoruz.
İşte dediğim gibi aktif hale gelmesi PlayStation için 11-12. Xbox'ta ne zaman bitiyorsa bakın UTC saati gösterir sizlere. Atıyorum UTC 08 falan diyorsa onun üzerine 3 saat koyacaksınız. 11'de biter diyeceksiniz. UTC bakım aralığı yazar. İşte atıyorum PlayStation'da şöyle yazıyor. UTC 05 kaç yazıyordu ya? Pardon. 05.08 yazıyor yanılmıyorsam. İşte o sabah 8'de öğlen 11 arasında olduğunu gösteriyor. Yani UTC'lerde saatleri 3 ekleyeceksiniz. Bildirimler kısmında vardır. Ona göre gelir güncellemeleriniz. Güçleri abartmış olabiliriz, evet. Önünü alamamışım yani. Ama zaten takım kadrosu değişecek, sıkıntı yok. Fatal Korne, az önce onu bahsediyordum. 11 gibi gelecek PlayStation kullanıcısıysan. Diğerleri için de gün içerisinde gelir. Xbox ve bilgisayar için de aynı yarın gün içinde gelir. Yarın canlı yayın yapacağız. Neler gelmiş güncellemeyle inceleyeceğiz onları sizlerle. Kocaeli Spor bu şekilde ana ligde başlıyoruz. Güncelleme çok büyük olmaz. Birkaç gigabayt olur en fazla, o da taş çatlasın. Gençler kendinize iyi bakın. Bir saati doldurmuşuz gene şaka maka. Kendinize iyi bakın. Yarınki canlı yayında görüşürüz. Ayrıca canlı yayından önce yarın gelen güncellemeyi, gelen etkinlikleri sizlere tanıtacağım video gelecek. Saat 5-6 gibi de o video gelir. Benim tahminimi soruyorsan 1,5 GB benim tahminim. 500 MB da gelebilir, 2 GB da gelebilir. Benim tahminim 1,5 GB. Ahmet Furkan tebrikler. Benim de tahminim 1,5 civarı. Çünkü formalar falan da eklenecek bildiğimiz kadarıyla. Üçüncü formalar. Öyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda ve canlı yayında görüşelim. Yarın yine bu saatlerde bir canlı yayınımız olacak. Bu saatlere bırakmayız. Biraz daha erken yaparız. Bir aksilik olmazsa güncellemeyi inceleyeceğiz sizlerle. Görüşürüz. Herkese iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hedef 5.000 abone.